Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı iç gündemi değerlendirdi. Belediyelerin yaz konserleri ve gençlik festivalleri adı altında düzenledikleri ifsat etkinliklerini bir kez daha gündeme getiren Ramanlı, harcanan milyonlarca liranın nasıl israf edildiğine dikkat çekti. İfsat faaliyetlerine de dikkat çeken Ramanlı, televizyonlarda gündüz kuşağı programlarıyla aile ve toplumun tahrip edildiğini vurguladı. Başta RTÜK olmak üzere yetkilileri göreve çağırdı. Dünya salgınla birlikte küresel ekonomik bir krizden geçiyor. Özellikle Türkiye gibi ülkeler bu süreçte ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. Krizden en çok etkilenen dar gelirli vatandaşların yoksullukla çetin bir mücadele verdiği bir dönemde belediyelerin milyonlarca lirayı ihtiyaç sahiplerine değil de konserlere harcamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Hüdapar'dan geldi. İç gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, belediyelerin ifsat etkinlikleri adı altında israf edilen milyonlarca liranın konserlere harcanmasına tepki gösterdi. Hem iktidara hem muhalefete ait birçok belediye sorumluluk alanlarında yoksulluğun ve hatta açlığın pençesinde kıvranan binlerce insan bulunmasına rağmen sosyal sorumluluklarını sembolik araçlarla ve minimum harcamalarla geçiştirmektedir. Aynı belediyeler yolsuzluklar, gereksiz ihaleler, yaz konserleri ve gençlik festivalleri gibi isimler altında milyonlarca lirayı heba etmekten çekinmemektedirler. Ramanlı tepkisine şu sözlerle devam etti. Kendi bünyelerinde duyurdukları 3-5 kişilik işçi alımı için on binlerce kişinin kapılarında kuyruğa girmesiyle bizzat şahit oldukları çaresizlikler devasa boyutlara varmışken, başta konserler ve ölü ya da şaibeli ihaleler için harcadıkları milyonlar vicdanları yaralamaktadır. Kaldı ki gereksiz işlerde bonkör davranan belediyelerin çoğu büyük bir borç batağında yüzmektedir. Belediyeleri israftan kaçınmaya davet eden Ramanlı, ifsat organizasyonlarında harcanan paraların ihtiyaç sahipleri için kullanılması çağrısında bulundu. Halkın hayat pahalılığının ağır yükü altında ezildiği bu dönemde merkezi ve yerel yönetimler her türlü israftan kaçınarak tasarruf tedbirlerine riayette örnek ve öncü olmalıdırlar. Bilhassa belediyeler eliyle birer işret ve sefahete dönüşen israf organizasyonlarına son verilmelidir. Bu organizasyonlara ayrılan paralar faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek için harcanmalıdır. Parti sözcüsü Ramanlı'nın gündeminde televizyonlarda aile ve toplumu ifsad eden ve yıkan gündüz kuşağı programları da vardı. Kitle iletişim araçları toplumları yönlendirme ve algı oluşturma konusunda bir ifsad aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun neticesinde aileler parçalanırken gençler gayrimeşru yollara sapmaktadır. Manevi boşluğa itilen gençler buhran geçirerek uyuşturucuya müptela olmakta, böylece geleceğimiz olan gençler karanlık bir çıkmaza sürüklenmektedir. Madde bağımlılığının ilkokul yaşındaki çocuklara kadar inmesi ve kullanım oranlarının her geçen gün artması da bu durumun somut bir yansımasıdır. Gündüz kuşağı programlarına tepki gösteren Ramanlı, bu tür programlar için acil tedbirlerin alınması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Bu tür zararlı programlara verilen göstermelik cezalarsa caydırıcı olmaktan uzaktır. Yetkililerce durumun vahameti kavranmalı ve acil tedbirler alınmalıdır. Toplumu ifsad eden gündüz kuşağı programlarına ve bu minvaldeki dizilere ciddi yatırımlar uygulanmalıdır.